Ben yaşadığım sürece, sizler de yaşadığınız sürece benden özür dileyinceye kadar, bütün zararlarımı karşılayıncaya kadar bu savaş sürecek. Ya da en kötü ihtimal hepimiz ölene kadar bu savaş sürecek. Anladın mı? Sen istediğin kadar arkana örgütü al. Benim de arkamda devletim var. 7 kişinin olduğu bir ortamda soruyorum köpeğin birine. Sen beni alıp diyorsun ki ben senin stüdyonu lisans için kullanacağım. Bak kullanacağım. Kullanabilir miyim falan yok. Ona ne diyorsun kardeşim? Bu başka bir olay. Bunlar en yok yok ya. Şimdi şantajcı bir Ben, usulüm var. Ben benim, diyorum ki benim konuyu bundan da... ilgisi var ya. Sen bu olayla bunun ilgisi var ya. O başka Kardeşim olay ya. senle Ya beş bir defa taraftan olayını anlatıyorsun ya. beş defa görüşmüşüz. Beşinde de hep emri vakit şeyler Abi istiyor. öyle yaptık kanka yaptık. Ama olayın alakası yok bununla. Ne alakası? Yani FETÖ terör örgütünün imamlarından Nurullah Çiftçi'ye, ortağının yanında. Diyorum ki Nurullah, stüdyo benim. Sen hangi hakla beni arıyorsun ve diyorsun ki senin stüdyonu iki tane lisans almak için kullanacağım, haberin olsun. Ben de diyorum ki kardeş, sen kim oluyorsun da benden bu stüdyoyu kullanacağımı söylüyorsun ve nezaketen bana söylediğini söylüyorsun. Yani istese kullanır ama bilgim olsun diye beni aramış ha. Müsaade almak için değil. Ben de ortağının yanında ve orada bulunan 7 kişinin huzurunda bunu söylüyorum ki Nurullah'tan bir cevap alayım. Çünkü onun ses kayıtları bende zaten var. Burada vereceği cevaba göre yarın öbür gün ben bunu mahkemeye taşıdığımda Nurullah'ın bizi tehditleriyle nasıl sindirip örgütün adını kullanarak bizi nasıl sindirdiğinin belgesini oluşturmaya çalışıyorum. Ama Nurullah anlıyor mevzuyu. Diyor ki ya bu başka bir olay. Bunlar yok, konumuz bu değil. Şimdi biz ne konuşuyoruz, sen ne konuşuyorsun diyor. Ortağına anlatıyorum. Kardeşim bak, ortağın beni arıyor. Tehdit ediyor. Benim stüdyomu kendi stüdyosu gibi kullanıyor. Ve buna benzer birçok eylemde bulunmuş. Ve bunları sen bilmiyorsun. Bana yaptığınız bu zulmün beni isyan ettirdiğini ve bunu artık fark edin. Size gücümüz yetmiyor diye bizi bu kadar ezmeyin diye, yani alçak tonda söylüyorum yani. Ama hepsi beraber oluyor. Ya alakası ne? Konumuz ne alakası ne? Lan pezevenk. Konumuzla alakası var da benim elimde o günün kaydı var. Beni telefonla aramışsın. Şimdi bugün senden aldık cevabı. Konuyu kapatıyorsun. Ama bunun cevabını senden alacağım. Ve orada ben bir şahit oluşturdum. Bu soruyu sana sordum. Yarın öbür gün mahkemelere taşıyacağım ve beni tehdit ettiğinin, örgütü arkana alarak bizi korkuttuğunun belgesidir bu. Şimdi sen bu videoyu izledikten sonra cevabını hazırla. O gün seninle konuştuğumuz 4 tane şantajının ayrı ayrı telefon görüşmesi var bende. Bu onlardan biridir. Sen ananın bir yerine de kaçsan bunun cevabını alacağım senden. Şimdi sen düşün. Benim televizyon stüdyomu sen benden habersiz nasıl kullanırsın? Ve ben buna karşı çıktığımda bize hayır denmez, sen çok dik kafalılık yapıyorsun demendeki gaye nedir? Kılıfına uydur. Bu mahkemeye taşıyacağız bu konuyu. Yani ben yaşadığım sürece, sizler de yaşadığınız sürece benden özür dileyinceye kadar, bütün zararlarımı karşılayıncaya kadar bu savaş sürecek. Ya da en kötü ihtimal hepimiz ölene kadar bu savaş sürecek. Anladın mı? Sen istediğin kadar arkana örgütü al. Benim de arkamda devletim var. Bana bu lafı söylemeyecektin. Konuyu kapatmaya çalıştınız ama yetmez. Cevabını vereceksin. Çünkü bende cevapları var. Orada bizi gasp etmek istediğiniz, bu stüdyomuzu elimizden almak isteyişinizin bir kanıtıdır bu. Bu gaspa girer. Anladın mı?